Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Merhabalar. Merhaba Televole. Eskiden eskiden öyle bir şey vardı. Merhaba Televole. Biliyor musunuz onu siz? Böyle şey vardı bir tane. Kompela mı ne? Bir tane futbolcu vardı böyle siyahi. Öyle Televole programları vardı. Futbolcuların şey magazinlerini yapıyordu orada. Merhaba Televole deyip duruyordu. Evet size de merhaba o zaman. Evet arkadaşlar şimdi limitin önemli bölümlerinden bir tanesine geldik. Bileşke fonksiyonunun limiti karşına gelebilir. Zor mu? Değil. Selim Hoca anlatırsa iş kolay. Merak etme. Tamam mı? İş kolay. Çıtır 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 çözüyor mu? Çözüyor mu? Çözüyor mu? Çözüyor mu? Doğru söyle. He? <laughs> Zorlandın mı? Kolay kolay konu. Hiçbir şey yok. Bitiriyoruz burayı. Türeve geçeceğiz. Bitiriyoruz. Az kaldı. Şimdi... Ee, bundan sonra birkaç videomuz var sonra belirsizlikler yapacağız toplam 13 veya 14 videoda bitireceğiz burayı hiç merak etme güzel bir şekilde sen konsantre ol çıtır çıtır Tıracağız. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bileşke fonksiyonların limitleri nasıl alınır? Bir tahtada bir bakalım soru çözümüne geliyoruz buraya. Güzel bir şekilde dinle, konsantre ol, tamam mı? Konsentli ol. nereden geliyor diye bakacağız. Nereden geliyor? Kafamıza bir şey düşüyor, kafamıza bir şey düşüyor. Şimdi veya bana bir şey çarpıyor. Yukarıdan mı çarpıyor böyle? Aşağıdan mı gelip çarpıyor? Yukarıdan mı gelip çarpıyor? Ona bakacağız. İşte yukarıdan geliyorsa sağdan geliyor diyeceğiz. Büyük yerlerden, yukarıdan. Solda aşağıdan geliyorsa böyle yumru aşağıdan kureşe çıkarıyorsa soldan geliyor olacak. Şimdi işte bileşke fonksiyonda bu yorumlar bizim için çok önemli. Hadi bir dinleyelim. Ondan sonra soru çözelim. Başlıyoruz şimdi. Şimdi bir kere arkadaşlar ne dedim en baştan beri limit için tanımlar çok önemlidir dedim. Anlattığım özelliklerin tamamı yukarıdaki verdiğim şartlara uyuyorsa geçerlidir. Bir kere dedim aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur, kesinlikle doğrudur tarzındaki sorularda sorun üstünde şu bilgiler yoksa bu yazdıklarımın hepsi çöp olur. Tamam mı? Hiçbirine kesinlikle doğrudur diyemezsin. Bir kere kafaya kazı. Yani kesinlikle doğrudur sorularında bu notlarıma bak. Üst derdekiler yazmıyorsa yanlıştır. Anladık mı? Hadi şimdi başlayalım. Şimdi bileşke fonksiyonun grafiklerinde bir karşımıza böyle fonksiyonlu denklemler çıkacak. Bu bileşke fonksiyonu yani fonksiyonlardaki yaptığımız bileşke fonksiyonun birebir aynısı. Eğer böyle verilirse parçalı fonksiyon falan için içerisine sokmazsa ama grafikle olanlarda bir tık sıkıntımız var. Onlara bakacağız şimdi. Şimdi standart m ve n gerçek sayı olmak üzere g(x) fonksiyonun a noktasındaki limit değeri m, e, f(x) fonksiyonunun m noktasındaki limit değeri neyse şimdi a noktasındaki f g bileşke g'yi soruyor. Şimdi bileşke fonksiyonu nasıl anlattım ben bunları size? Kabuk yöntemi. Ne dedim? Limit dedim. X A bu dursun başta. Kabuk yöntemi neydi? Türevde de bunu çok kullanacağım arkadaşlar. İçiçe yazma. Türevde de bileşke fonksiyonun türevinde de bu şekilde yazdıracağım size. Şimdi bu ne demek? Gx'in a noktasındaki limitine bak demek. Gx'in a noktasındaki limitine baktım. Bak a noktasındaki değerine bakmayacaksınız tamam mı? A noktasındaki limitine bakacaksınız. A noktasındaki limiti neymiş? M'ymiş. Bak burası M oldu. Bununla işin kalmadı artık. Sonra neye geldi? A noktasındaki f f'in f'in m noktasındaki limitine dönüştü soru. f'in de m noktasındaki limit değeri neymiş yukarıda? Neymiş? Neymiş? Sorunun cevabı da ne olmuş oldu? n diyelim. Anladık mı? Yani standart bileşke fonksiyon sorusu ama yine tekrar söylüyorum. Fonksiyon bilgisinden değil, limit bilgisinden yola çıktık. Tamam mı? Limit bilgisinden parçalı fonksiyon falan olanlarda bir tık sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden fonksiyon değerine değil limit değerine bakacağımızı unutma. Şimdi aşağıda bir tanım daha var. Aynı aslında. F fonksiyonu x eşittir m'de tanımlı ve limiti fm hissediyor. Yine bakın. Burada şuradaki f'i nereye almış? Dışarı almış. Hiçbir şey fark eden bir şey var mı? Yok. Buradakinin a noktasındaki limit değeri neydi? m ydi. Eğer fx m noktasında tanımlı ve limiti de fm'ye eşitse yani direkt fonksiyon değeri limit değerine eşitse bu da fm'ye eşittir diyoruz. Tamam mı? Yani tanımı bu. Şimdi mesela geldik bu soruya. Şimdi bakıyorum fonksiyonlar polinom fonksiyon. Polinom fonksiyon ise dünyanın en rahat konusudur. Limit. Niye? Hiçbir yerde tanımsız olmuyor. Fonksiyon sorusuyla birebir aynı oluyor. O zaman Kabuk yöntemiyle yazalım hemen. Ne istiyormuş benden? Limit x 2. F'in içerisinde g gx'i istiyor değil mi benden? Şimdi g'nin 2 noktasındaki limit değeri lazım. Polinom fonksiyonlarda hiçbir sıkıntı olmadığı için 2'yi yerine yazdığınızda g 2'ye eşittir limit değeri polinom fonksiyonunda. 2'yi yerine yazdım. 3 ile 2'yi çarptım 6. 1'i gitti 5. Yani şuranın cevabı 5 yaptı. Şimdi f'in 5 noktasındaki limiti lazım ve bu da polinom fonksiyon, o zaman bu da neye eşit olacak? F 5'e eşit olmuş olacak. Yani bildiğiniz bileşke fonksiyon sorusu aslında. 25 eksi 5 artı 1 sorumuzun cevabı 21 oldu. Yani bunlar bu kadar kolay. Şimdi bu örnekleri güzel bir şekilde anla. Normalde biz limit incelerken sağdan soldan limitlere bakıyorduk ama bileşke fonksiyon limiti sorduğunda bir şeye daha bakmamız gerekiyor. Onları anlatacağım şimdi. Şimdi f'in grafiğini verdi sana. g yanına bir grafik daha verecek muhtemelen g diye. Ondan sonra f ile g'nin bileşkesi gibi bir şey soracak. Dikkat et şimdi. Şimdi biz burada normalde f'e limit İki noktasında sağdan yaklaşırken limiti buluyoruz. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Duvarımızı çiziyorduk. Elimizi grafiğin üstüne koyuyorduk. O duvara nereden çarpmamı istiyor? Sağdan. Grafiğin üstünden sağdan geldim 4. Dikkat et. Şimdi bileşke fonksiyon şeklinde olduğunda g bileşke f sorduğunda sana limitli Buradaki dörtle uğraşmayacağız, uğraşacağız da işte dörde nereden yaklaştığını da bakacağız oraya dikkat et şimdi. Şimdi dörde geliyorum değil mi ben? Nereden geliyorum? Yukarıdan geliyorum. Yani 4'ün 4'ten büyük değerlerden geliyorum. Nasıl değerlerden? Dört virgül bir gibi değerlerden. Yani 4'e nereden yaklaşıyorum diyeceğim sağdan. İşte burada bulduğum 4 sağdanı G'ye uygulayacağım sonra. Sorularda var. Şu anda nasıl olduğuna bak. Yani senin limit incelediğin yerde grafiğin eğer yukarıdan aşağıya iniyorsa bulduğun değere nereden yaklaşıyorsundur? Sağdan yaklaşıyorsundur. Anladın mı? Bak tekrar gösteriyorum. Elimi grafiğe koydum duvara doğru geliyorum. Geldim 4. Peki bir tık üstünde neredeydim? 4,1'deydim. 4 sağ. Tamam mı? Hadi şimdi iki noktasındaki soldan limitine bakalım. Limit. X. 2 noktasındaki soldan limitine bakalım f(x)'in. Şimdi normalde 2 noktasındaki soldan limiti yola grafiğe elimi koydum, duvara çarptım 3'tü. Peki 3'e ne taraftan geliyorum ona bir bakalım. Şimdi bakın elim grafiğin üstüne geliyorum, geliyorum, güm koydum. Hemen bir tık öncesine bakıyorum. 3'ün neresindeyim? Altındayım bakın. Şunun altındayım. Sayı doğrusunda 3'ün altındaki sayılar nedir? 2,9. Demek ki 3'e nereden gelmişim? soldan gelmişim. Yani alttan geliyorsa grafik sol, yukarıdan geliyorsa ne ne olmuş olacak? Sağ olmuş olacak. Hadi hepsini inceleyelim şimdi. Buna bakalım. GX için bakalım. Hangi noktada bakacağım? 3 noktasında dikkat et. Hadi başlayalım. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken GX'i inceliyorum. Önce limitimi bir bulayım önce. Duvarımı çektim. 3 noktasında duvara sağdan çarptım 2. Tamam mı? 2. Peki nereden geliyor grafiğim? Bak grafiğim elimi koydum grafiğin üstüne. O duvara geliyorum geliyorum. Nereden? Aşağıdan yukarı doğru geliyor. Yani değerlerim 2'den nasıl değerlerden geliyor daha? Küçük değerlerden. 2 nedir diyeceğim? Soldur diyeceğim. Sonra bileşke işleminde 2 solla devam edeceğim. Anladın değil mi mantığını? Grafik yukarıdan geliyorsa sağ, aşağıdan geliyorsa yani aşağıdan geliyorsa küçükten geliyor değil mi? Büyüyerek geliyor küçükten. Yukarıdan geliyorsa da küçülerek geliyor. Hadi 3 noktasındaki neyden bakalım şimdi? 3 noktasında soldan bakalım g(x) için. Şöyle kalemi değiştireyim. Limit x 3 noktasında ne yapıyorum? Soldan g(x)'e bakacağım. Şimdi soldan limit değerime bakıyorum önce duvarıma. Elimi grafiğe koydum, çarptım 5. Onu bir kere buldum. Onu bulduktan sonra 5'e büyükten mi geliyor küçükten mi? Bak yukarıdan atmışız taşı. 5'e çarptım. 5'e grafik yukarıdan geldi. Ne, nasıl değerlerden geldi? Büyük. 5 sağ. Tamam mı? Yukarıdan geliyorsa sağ. Yani böyle sağına soluna bakmıyoruz yani. Ne yapıyorum? Azalarak geliyor bakın. Burada kaçtı? 6'ydı mesela. Azalıyor azalıyor azalıyor. Demek ki azalarak geliyorsa sağ. Hemen buna bakalım. Hangi noktadayız? Eksi 2 noktasında. Limit. Limit x eksi 2 noktasında fonksiyonumun adı hx'miş. Sağdan inceleyelim hadi. Hemen eksi 2 noktasında duvarımı çizdim. Sağdan bu duvara çarpıyorum şimdi bak sağdan. Grafiğin üstüne elimi koydum sağdan geldim çarptım. Nerede? Eksi 4. Şimdi peki eksi 4'e nereden geliyorum? Bak eksi 4'e aşağıdan büyüye büyüye geliyorum değil mi? Eksi 4'ten Eksi 4 virgül 1 gibi yani aşağıdan geliyorsa nereden geliyordur dedik soldan. Eksi 4 sol olmuş oldum. Limit x eksi 2'ye soldan yaklaşırken diyelim hx tamam mı? Şimdi ne yapıyorum duvarıma grafiğin üstünden soldan geldim çarptım değerim kaçtır 3'tür. Peki 3'ten büyükten mi geliyorum? Küçükten mi geliyorum? Bakın 3'ten ne yapıyorum? Daha büyük değerlerden geliyorum. Sayı doğrusunda 3'ten büyük değerler 3'ün ne tarafındadır? Sağ. 3 sağ oldu. Bakın bu incelemeyi sadece bileşke fonksiyon tarzı olanlarda yapacağım. Şu anda mantığını anlatıyorum. Sorunun içerisinde bileşke fonksiyonlu. Bundan sonraki soruda direkt başlayacağız merak etme. Hadi son olarak şuna bakalım. Fonksiyonum MX. Limit. Ee, kritik noktam eksi 3 x eksi 3'e sağdan yaklaşsın. Hadi bunu sen söyle bana. Hadi sen söyle. Sağdan yaklaşalım. Önce duvarını çiz hemen. Benle beraber çiz. Duvarını çiz. Duvarıma sağ taraftan çarptım. Cevabım ne oldu? 3. Peki grafik nereden geliyor? Yukarıdan geliyor. Bak yukarıdan küçüle 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 geliyor. Yukarıdan geliyorsa nedir dedik? Sağ. Hemen sonuncuyu da yazalım. Limit x eksi 3 sol mx dedim. Şimdi soldan çarpıyorum duvarıma. Elimi grafiğin üstüne koydum. Soldan koydum kafayı. Eksi 2. Bakıyorum grafiğim nereden geliyor? Aşağıdan geliyor. Eksi 2'den küçük değerlerden geliyor. Sol. Tamam mı? Grafik yukarıdan geliyorsa bulduğun değerin üstüne artı. Grafik aşağıdan yukarı doğru gidiyorsa bulduğun değerin üstüne eksiği koyuyorsun. Şimdi sorularda neler yapacağımıza bir bakalım hadi. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yaklaşacağımızı anlattım. Şimdi bir sorunun 5 şıkkının üstünde tüm ayrıntısının neler olduğuna bakacağız. Sonra tam sınav ayarında bileşke fonksiyonu sorularıyla bileşke fonksiyonu da noktalayacağız. Hazır mısın? Gel. Gel baba gel. Şimdi fx fonksiyonun grafiğini vermişiz. Paramparça bir grafik. Paramparça bir grafik. Eksi 3'te kopmuş. Limit yok. Eksi 1'de kopmuş. Limit yok. 1'de kopmuş. Limit yok. Bir sürü sıkıntı var. Şimdi bizden bunları istemiş. Hadi tek tek inceleyelim şimdi. Biraz önceki yap anlattığım yaklaşmaları yapacağız. Şimdi limit x eksi 3'e sağdan yaklaşırken f bileşke f. Kabuk yöntemini yaz hemen. Ne yapacağım? F içerisinde f 3'e sağdan yaklaşacağım. Dikkat et. Bunu yapman soruyu çözdürecek sana. Bunu yaz. Hadi bakalım şimdi. Ne yapacağım arkadaşlar? 3 değilmiş bu arada burası. Eksi 3'e sağdan yaklaşacağım. Şimdi eksi 3 noktasını buluyorum. Geldim. X'in eksi 3 olduğu yere geldim. Şimdi X'in eksi 3 olduğu yerde duvarımı çizdim. Çizdin mi duvarını? Çiz. Duvarsız olmaz. Duvarı çizeceksin. Öyle kafayı göneceksin duvara. Ondan sonra bulacaksın cevabı. Kafayı çarpmadan limit yok. Şimdi eksi 3'e nereden yaklaş kardeşim diyor. Sağdan. Eksi 3 duvarına grafiğim sağdan. Elimi koydum sağdan çarptım. 1. Şimdi 1 dersem buraya ayvayı yersin. Tamam 1 yazacağım ama şimdi F1'e mi bakacağım? Hayır limit bakacağım. Peki F'in 1'in ne tarafında limitine bakacağım? İşte bu bilgi verecek. Bak geldim tamam 1 oldu da 1'e nereden geldim o biraz önceki yaptığım gibi bak. Grafiğim 1'e doğru geliyor sağdan çarpıyor hop bu. Peki 1'e nasıl değerlerden geldim? Büyük değerlerden yani yukarıdan aşağı geldim. Yukarıdan aşağı geldiysem ne koyuyordum üstüne? Sağ. Yani şimdi neyi inceleyeceğim? 1'e sağ limiti inceleyeceğim ve cevabı yazacağım bitecek. Anladın mı? Yani ilk parçayı nereden geldiğine de bakmak zorundasın. Gidip de F1'e bakarsan ayva yedin. F1'e bakarsın F1 1'dir dersin gider soru. Hadi buna bakalım şimdi. F1 sağ. Hemen x'in 1 olduğu noktayı buldum. Nereden çarp diyor buna? Sağdan duvara sağdan gelip çarptım. 1 ama rastlantı 1 çıktı daha daima olmaz. Tamam mı? 1 sorumun cevabı 1. Anladın değil mi mantığını? Hadi ikinciyi seninle beraber yapalım. F içerisinde F eksi 1'e sol diyor. Önce eksi 1 noktasını buluyorum. X'in eksi 1 olduğu yeri buldum duvarımı çizdim. Hadi benimle beraber konuşarak. Konuşarak birisini anlatıyor gibi tamam mı? Eksi 1 duvarımı çizdim. Eksi 1 duvarına soldan çarpalım diyor. Eksi 1 duvarına Grafiğimle beraber geldim soldan bak soldan soldan geldim grafiğimle çarptım. Nerede? 3'te. Şimdi 3 oldu ama 3'ün neresinden geldim bir bakalım. 3'ün neresinden geldim? Altından. Alttan gelince ne oluyordu? Sol oluyordu. Yani 3 sol oldu. Şimdi F3 solu inceleyeceksin. 3 noktasını buluyorum F'in. X'in 3 olduğu noktayı. Zaten bakın bunun sadece sol limiti var değil mi? Duvara çarptım. Sorumun cevabı ne oldu? Eksi 2 oldu. Bak çok basit. Grafik alttan yukarı doğru gidiyorsa sol, yukarıdan aşağı doğru geliyorsa sağ olmuş oluyor. Baktım burada eksi 1 noktasında grafim aşağıdan yukarı doğru geldiği için bulduğum cevabın üstüne eksi koydum. Hadi yine beraber. Beraber hadi. Hep beraber 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 hep beraber neydi o ya öyle bir şey vardı. Evet ne yaptım ben ya konuşmaktan şeyi yanlış yaptım. F kabuk yöntemiyle yazıyorum. F eksi 3'e ne diyorum sol diyorum tamam mı? Eksi 3 sol hadi bakalım. X'in eksi 3 olduğu duvarı çizdim. Çizdim mi? Bu duvara soldan çarpalım diyor. Elimi grafiğin üstüne koydum. Soldan çarptım. Cevabım eksi 1 yaptı. Hemen şurası eksi 1 olacak. Ama eksi 1'e nereden geliyorum bakıyorum. Yukarı grafik yukarıdan mı geliyor aşağıdan mı geliyor? Aşağıdan geliyorsa nereden geliyor demekti soldan. Yani daha küçük değerlerden. Eksi 1 sol. Yani bu sorumun cevabını ne belirleyecek? F eksi 1 sol belirleyecek. Hemen eksi 1'i buluyorum. Eksi 1 duvarını çizdim. Eksi -1 duvarını çizdim. Soldan gömdüm kafayı 3. Evet, bu 3 demişti. Bu doğru oldu. Bu e, ne demişti? 2 e, demişti arkadaşlar. 3 sol, 3 sol, 3 sol, 3 sol, eksi -2 bu yanlış oldu ama B şıkkını inşallah yanlış yazmadık. Hangi şık doğru, hangi şık yanlış bilmiyorum bu arada. E, tamam o zaman B yanlış cevabımız olmuş oldu. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Diğerlerini de inceleyeceğiz ama. Şimdi D şıkkına bakalım. Yine kabuk yöntemiyle yazıyorum. F, F'in içerisinde eksi bir sağ. Tamam mı? Şunu yerleştiriyorum yani. Şimdi geliyorum grafiğime. Eksi bire nereden yaklaşıyorum? Sağdan. Eksi biri buldum. Duvarı çizdim. Bu duvara sağdan çarptım. Cevabım bir. Peki bire nereden geliyor grafik? Alttan alttan geliyor. Alttan geliyorsa küçük. Yani bir sol olmuş oldu. O zaman burasının cevabı bir sol oldu. Yani cevabım F 1in soldan limitine eşit olacak. Geri geldim, geri geldim, geri geldim. Bir duvarımı aldım, bir duvarımı aldım. Bir duvarıma soldan grafiğin üstüne elimi koydum, çarptım. Nerede çarptım? Eksi bir Evet, bu da doğru olmuş oldu. Hadi son şıkkımız. Sana bırakayım mı? Ya hocam yap, ya hocam yap. F 1 sağ yerleştirdim. 1 sağ. Hadi bakalım. Önce bir sağa bakıyorum bir grafiğime sağdan çarpıyorum. Tamam mı? Sağdan çarptım. Grafik nereden nereden geldi? Alttan alttan. Şimdi bir kere bir sağda çarptığımda sonucum bir oldu. Alttan alttan geldiği için birden küçük değerlerden geldi 0,9 gibi. Alttan gelince sol. Yani bir sol cevabı verecek şimdi. O zaman yine bir noktasındayım. Bir noktasındaki Soldan duvarıma çarptım. Nerede çarptım? Eksi 1. Evet bunun cevabı da eksi 1 oldu. Bakın bunlar doğru. B şıkkımız yanlış olmuş oldu. Şimdi tablete iniyoruz. Çok fazla vakit kaybetmesi istemiyorum. Tabletten soru çözmeye devam. Evet şimdi sorularımıza bakalım. 37, 38, 39, 40, 41, 1, 2, 3, 4, 5 tane soru çözeceğiz. Kendin çözmeye çalış ne olur. Şöyle öğrendiğini bir hisset. Beynin desin ki limit. Bileşke fonksiyon limit. Tamam o cepte desin. Beyne enerji yolla. Beyne enerji yolla. Kendin dene. Zor değil bak anlattım. Ne yapıyoruz? Önce değeri hesaplarken duvara gelirken alttan alttan mı geliyoruz? Üstten mi? Yani yumruğu kroşeme atıyor? Yoksa yukarıdan mı atıyor? Aşağıdan attıysa yani senin limit değerini alttan alttan geliyorsa soldan geliyor olacak bileşkelerde yapıyoruz sadece bunu. Yukarıdan yukarıdan geliyorsa sağdan yani büyükten geliyorsa sağ, küçükten geliyorsa sol. Hadi o zaman, hadi o zaman başlayak. Başlayak mı? Başlayak tabii niye başlamayacağız? Hadi 37. sorumuz. Kendin deniyorsun. Hadi. Çözdüysen de çözdüm hocam. Bu işi olmuş de bana. E fix fonksiyonunun fonksiyonun grafiğini vermiş bizden bunun limitini istiyor. Hadi başlayalım şimdi. Ne demek bu arkadaşlar? kabuk yöntemiyle yaz türevde de çok kullanacağız bunu. Şöyle f'in içinde bir f var. f'in içerisinde bir f daha var. 4 sağ. Bak böyle yazarsan böyle gül oynaya bitiririz işi. Şimdi bana ne lazım önce 4 sağ. Hemen 4 noktasına bakıyorum. Şimdi x'in 4 olduğu yerde grafik kopmuş mu? kopmamış. Orada limit var ama yani sağ sol incelemene gerek yok ama dörde sağdan geliyorum bakın sağdan gelirken elimi grafiğin üstüne koyuyorum küt çarpıyorum nerede çarptım sıfırda peki sıfıra böyle yukarıdan mı yumruk inmiş aşağıdan mı yukarıdan mı gelmiş aşağıdan mı bakın büyük değerlerden geldiği için sıfıra nereden gelmişiz sağdan şimdi o zaman ne oldu burası f içerisinde bir f daha var. İçerisi sıfır artı oldu. Şimdi sıfıra sağdan çarpacağım. Şimdi x eşittir sıfır doğrusunu çiziyorum. Hop çizdim şurası. Şimdi bu sıfıra sağdan çarpacağım. Elimi grafiğin üstüne koydum. Sağdan gelip çarptım. Hop hocam yine sıfırda çarptı. O zaman burası sıfır oldu ama sıfıra nereden geliyorum bakalım. Nereden geliyorum sıfıra alttan alttan geliyorum bak. Yani sıfırdan küçük değerlerden geliyorum. O zaman sıfır sol. O zaman bu soru ne istiyor benden? F. Sıfır solu istiyor. Sıfır duvarına bu sefer soldan çarp diyor. Sekiz. Cevabım sekiz oldu. Bunun sağına sona bakmana gerek yok. Cevabı bulduk zaten. Ha illa da sağına sona da bakayım diyorsan. Nereden geliyorsun bakın. Aşağıdan sıfır sol olmuş olacak ama önemli değil. Anladık mı? Yani limiti normal hesaplıyorsun, limit değerini buluyorsun. Bulduktan sonra grafik aşağıdan geldiyse, sol grafik yukarıdan geldiyse sağ. Bu kadar, bu kadar. Bundan sonraki soruların hepsi sende. Hadi bakalım. 37'yi geçtik. 38. sorumuz. Hadi bakalım. Aynı sorular, aynı sorular. Yeter ki sen güzelce yap. Hadi başlayalım. Birincide ne soruyor bana? Şunu. Hadi kabuk yöntemiyle yazıyorum. Ne demek bu? F'in içerisinde G... Nerede limit? Sıfır sağ. Sıfır sağ. Şimdi bu birincisi. Hadi birincisinin cevabını bulalım. Şimdi birincisi için hemen x eşittir sıfır doğrusunu çiziyorum. Çizdim x eşittir sıfır doğrusunu. Sıfır sağ diyor. Sıfıra sağdan geldim çarptım. Nerede çarptım? Sıfır. Peki sıfıra nereden geliyorum? Aşağıdan aşağıdan geliyorum. Yani küçüklerden geliyorum. Sıfır sol. Şimdi ne lazım bana? Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Dur. Dur. Burası FG'ymiş. Ben F'in grafiğine baktım. Oradan bağıran vardı bir tane duydum. Hoca ne yapıyorsun? F'in grafiğine bakın. Sil bunu. Şunları da sil. Hadi. Şimdi ne istiyor? G sıfır sağ. G fonksiyonuna sıfırdan çarpacağım. Şimdi o zaman hemen çizgimi aldım. G fonksiyonu bu. Düz çizgimi çektim. Hadi sıfıra elimi grafiğin üstüne koydum çarptım. Ne oldu? 3. Bak 3. Burası 3 yaptı. Peki 3'e nereden geliyorum? Hocam yukarıdan geliyorum. 3 sağ. Şimdi o zaman bu soru neyi arattırıyor bana? F 3 sağ arattırıyor. Bak F 3 sağ. Şimdi X'in 3 olduğu Fx'in 3 olduğunda çiziyorum. E kopuş mopuş yok. Direkt burada kopuş mopuş yoksa limit değeri neye eşittir bunun? Eksi 2'dir. Tamam sağ solu yok çünkü. Tamam istersen sağdan da bak 3'e aha sağdan çarptım geldim. Nerede çarptı? Eksi 2'de. Bitti. Hadi şimdi ikinciye bakalım. Bunu istiyor benden. Hadi kabuk yöntemiyle yazıyorum. G'nin içerisinde F var. Sıfır sol bu sefer. Sıfır sol. Şimdi kime sıfır sol? F'e sıfır sol. O zaman F'in x eşittir sıfır doğrusunu çizdim. Şimdi bu doğruya soldan çarpıyorum. Geldim küt çarptım 2 yaptı. Peki nereden nereden geliyor grafiğim? Alttan alttan. Alttan alttan geliyorsa bu da sol. Ne oldu cevabım? F. 2 sol oldu. Hadi şimdi F2 solu bakacağım şimdi. Pardon G2 sol oldu. Hemen G'nin 2 doğrusunu çizdim. Buna 2 noktasında soldan geldim çarptım. Nerede çarptı? 5. İkisinin toplamını istiyor. 5 eksi 2. 38. sorumuzun cevabı ne olmuş oldu arkadaşlar? Ceyhan tamam mı? Kendi yapanlar, kendi yapanlar. Hocam yaptım. Kendi yapanları istiyorum. Bak ne zaman çalışıyorsan çalış. Yaz bir motivasyon olsun sana da. Böyle ben bileşke sorularını, bileşke fonksiyon sorularını çok güzel yapıyordum. Hatta yorumlara yazdım diye. Bilinç altına gitsin bunlar. Ki sorular geldiğinde çatıra kütere çatıra kütere yap. Hadi şimdi 39. sorumuz biraz daha böyle ayrıntılı birçok şey inceleyeceğiz bu sorunun içerisinde. Bu soruyu bir tık küçülteyim mi? Bir tık küçülteyim şöyle, şöyle yapayım. Bir tık küçültelim ki görelim. Bütün şıkları görelim. Hadi gel bakalım. Ne diyorsun bana? Oluna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Uh oh, bölüler mülüler falan geldi işin içerisine. Şimdiye kadar ki yaptığımız birçok şey bu sorunun içerisinde var. Dikkat et şimdi. Hadi başlayalım. Önce A şıkkına bakalım. A şıkkı bana ne soruyor? Limit diyor. X 2'ye diyor soldan yaklaşırken. Bak bileşke değil. Hemen 2 sayısını aldım. 2'nin 2'nin solunda bir sayı düşündüm. 1,9. Şimdi F eksi 2 bölü 1,9 gibi bir şey olduğunu düşün buranın. Şimdi eksi 2'yi 2'ye bölseydin ne olurdu bakın? Eksi 2'yi 2'ye bölseydin içerisi eksi 1 olurdu. F eksi 1 olurdu. Şimdi buradaki bölme işlemi veya şöyle eksi 1 demeyelim. Buradaki bölme işlemini yaptığınızda arkadaşlar nedir? Eksi 1 virgül 1 gibi bir şey yapacaktır. Bakın ne yapıyorum? 2'yi 1 virgül 9'a bölüyorum veya 20'yi. 19'a bölüyor gibi düşünün. Bir kez var içerisinde 19 çıkardık. Bakın şimdi 10'da yok ama bakın şöyle 1,01 falan yapıyor ama işaretine eksi. Tamam mı? Yani ne tarafta olduğu önemli bizim için. Şimdi eksi 1 burada. Eksi 1 virgül 1 nerede? Burada. O zaman eksi 1'in ne tarafı arkadaşlar? Sol tarafı. Yani bu bizde ne istiyormuş? F eksi 1 sol limit istiyormuş aslında. O zaman hemen F eksi 1'e bakıyorum. Şimdi F eksi 1 bak şurada. Sol limit diyor. Bakın bunun sol limiti hoop grafiğe burada çarpar... Şurada bir değerdir. Bu 3 demiş. Hayır 3 falan değil. Şurada bir değerdir. Yani bu yanlış oldu. Cevabın A olduğunu bulduk. Ama diğer maddelere de bakacağım. Diğer maddelere de bakacağım. Tamam mı? Burayı anladık. Şimdi ben şöyle üstünü temizliyorum rahat rahat görün diye. Şimdi B maddesine bakalım. Şimdi B'de 2'ye sağdan yaklaş diyor. Aldım sayı doğrusunu. 2'nin sağında bir sayı seçtim. 2,1 2,1 yani 2 bölü 2 virgül 1 gibi bir şey oldu burası. Şimdi 2'yi 2'ye bölersek ne yapardı? 1 yapardı. Şimdi 1'i bakın 2'yi 2'den büyük bir sayıya böldüğüm için bu sefer 1'den küçük olacak. Yani içerisi 0 virgül 9 gibi bir şey olur. Yani bu bölme işleminin sonucu 1'den küçüktür. O zaman 1'in ne tarafı olur? Sol tarafı. Hemen 1 doğrusunu çiziyorum. Bir doğrusuna soldan çarpıyorum. Hop, soldan çarptım. Cevabım 2 yaptı. Bu doğru. Anladın değil mi nasıl incelemen gerektiğini? Değer verme yöntemini kullanırsan çok rahat edersin. Hadi buna bakalım. Kendin yap bunu hadi. 2 i̇ki sol. 2'yi aldım. 2'nin solunda bir sayı seçtim. 1,9. Bunun yerine 1,9 yazdım. Bak 4, 40 bölü 19 gibi düşün. Kafan karışıyorsa böyle yap. Kaç kez var içerisinde? 2 kez var. 38. 38. Çıkardım 2 virgülü attım bakın ne yaptı 21 yani içerisi 2 virgül 1 gibi bir şey yaptı. 2 virgül 1 sayı doğrusunda 2'nin sağ tarafı yani bu senden f 2 sağ limit istiyormuş. Hemen x eşittir 2 doğrusunu çizdim. Bu x eşittir 2 doğrusuna sağdan gelip çarptım. Nerede çarptım? Eksi 1 doğru. Hadi buna bakalım şimdi. Eksi 3 sağ. Eksi 3 burada. Eksi 3'ün sağında bir sayı düşündüm. Eksi 2 virgül 9. Yerleştiriyorum şimdi. Eksi 1 eksi. Eksi 2 virgül 9. Ne yaptı burası? Eksi 1 artı 2 virgül 9 yaptı. Yani 1 virgül 9. 1 virgül 9 sayı doğrusunda 2'nin ne tarafı sol? Yani bu soru senden. F2 sol limiti istiyormuş. Hadi F2 sol limite zaten biraz önce bakmıştık. Bakın F2 doğrusuna soldan çarptım 1. Bu da doğru oldu. Hadi son maddemize bakalım şimdi. Son madde için de şöyle bir üstünü temizleyeyim. Son madde bileşke. Hadi başlayalım. Şimdi ilkinde neye bakıyorum? 2 sola bakıyorum. Hemen x eşittir 2 doğrusunu çizdim. 2'ye soldan çarptım 1 oldu. Bak buranın cevabı ne yaptı? 1. Ama bire nereden geldim ona bir bakıyorum bire nereden nereden geliyor arkadaşlar yukarıdan geliyor yani büyüklerden geliyor bir sağ o zaman şimdi neye bakacağım F1 sağa bakacağım F1 sağ hadi F1 sağ için yine gör diye ben üstünü şöyle temizledim bir doğrusunu çiziyorum hemen bak bir doğrusunu çizdim bir doğrusuna sağdan çarptım nerede çarptım 3 cevabı 3 oldu. Peki 3'e nereden nereden geldim? Aşağıdan 3 sol. Buranın cevabı 3 sol yapmış oldu. Yani F 3 sol sorunun cevabını belirleyecek. Bakın 3 noktasında grafikte bir kopuş olmadığı için sağ limitte sol limitte neye eşittir? 0. Bu da doğru oldu. Zaten yanlış olanı ilk maddede bulmuştuk. Cevabımız da. Tamam mı? Bak bir sürü şey inceledik sorun içerisinde. Her şeyi inceledik. Hadi bakalım şimdi 40. sorumuza geldik. Bakalım 40. sorumuz ne diyormuş? Hadi gel. Şimdi bu sefer iş değişti. Işte. Diyor ki bize aşağıda fx artı 2 fonksiyonun grafiğini vermiş. Bak böyle soru da gelebilir. Bu limitleri bul diyor. Önce neleri sorduğunu bulalım hadi. Şimdi sıfır sol. Hemen buraya yazıyorum f sıfır solu soruyor. Bu kolay. Şimdi burada bu sıfır artıyı yazıyorum. Bu neyi soruyor? F 0 artıyı soruyor. Bu da tamam. Bunu yerine yazıyorum. Bu neyi soruyor? F2 solu soruyor. Bu da tamam. Bunu yerine yazıyorum. Bu neyi soruyor? F2 sağ soruyor. Ama şimdi grafik kimin grafiği? Burası. Fx artı 2. Şimdi bak. Bana 0 sol istiyor. Şimdi ben bunun içerisini 0 sol yapabilmem için. Bak sıfır sol yapabilmem için yani içeriği sıfır yapabilmek için x yerlerine bir kere ne yazmalıyım? Eksi 2. Peki eksi 2 yazacağım mı ben? Bununla toplayınca sıfır olacak. Sıfırın solunda kalmam gerekiyor. Yani eksi 0 virgül 1 gibi olması gerekiyor. O zaman bu eksi 2 soldur. Yani buna biz limit x Eksi 2'ye soldan yaklaşırken fx artı 2 limiti f içerisine eksi 2 yazdığınız zaman bakın 0 yapıyor 0 sol oluyor. Yani bunun eksi 2 noktasındaki sol limit değeri 2 buranın cevabını verir. Anladık mı? Bu kadar basit. Şimdi temizliyorum üstünü temizliyorum üstünü hocam bana ne lazım? Sıfır sağ limit lazım. O zaman içerisini sıfır yapan değer eksi 2. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırsam bu limit değeri f sıfır sağ yapıyor. O zaman eksi 2'ye nereden yaklaşacakmışız? Bakın fx artı 2'nin grafiğinde eksi 2'ye sağdan. Eksi 2'ye sağdan yaklaştığımda limit değerim kaç yaptı? 3 yaptı bu. Hadi şimdi diğerlerine bakalım. Temizliyorum üstünü şöyle. C şıkkında bizden ne istiyor? F2 solu istiyor. Bak bunun 2 sol olmasını istiyor. Şimdi bunun 2 sol olabilmesi için x yerlerine ne yazmalıyım ben? 0 yazmalıyım. 2 sol olabilmesi için 0 sol olması lazım. Yani fx artı 2 fonksiyonunda limit x 0'a soldan yaklaşırken fx artı 2 fonksiyonu bakın 0'ı yerine yazdığınız zaman f 2 ne oluyor? Sol oluyor. Yani bu da sıfırın solunu inceleniyor. Sıfır doğrusunu çizdim. Sıfır doğrusuna geldim soldan çarptım. Cevabı ne yaptı? 4 cepte. Tamam mı? Sonuncu da ne soruyor? F2 sağ. 2 sağ olabilmesi için de sıfıra sağdan yaklaşırsam F2 sağ olmuş olur. O zaman sıfıra sağdan yaklaşıyorum. Sıfıra sağdan yaklaştığımda nerede çaptım tam sıfırda çaptım bu da sıfır. Tamam mı? Yani içerisi sana verilen fonksiyon fx artı 2 fx eksi 3 gibi falansa aynı fonksiyon mantığıyla içeriği sıfır mı yapmak istiyorum? O zaman x artı 2 varsa x yerine eksi 2 yazarım mantığıyla içeriği bir ayarlıyorum. Sonra yönünü ayarladıktan sonra işi bitiriyorum. Evet şimdi 41. sorumuz. Önemli bir soru burada bir kavram karmaşası yaşıyor öğrenciler. Kavram karmaşasını bir kere giderelim. Soruda ne yapmamız gerektiğini, bu tarzda sorularda ne yapmamız gerektiğini bir söyleyelim. Ondan sonra sorumuza bakalım. Bak şimdi. Önce soruyu bir oku. Grafik verilmiş. Ona en son bakacağım. Diyor ki. Diyor ki bana. Bu niye böyle oldu ya? Allah Allah. Evet sorumuz ne diyor? Bir anlayalım. Gel bakalım. Diyor ki. F, R'den R'ye fonksiyonun grafiği verilmiştir. Tamam. Burası tanım. Burayla ilgili bir şey yok. Şimdi kafamıza böyle bir şeyler çıktığında, şöyle bir şeyler çıktığında hocam ne yapacağız diye şaşırıyoruz. Çok basit. Bak. Karalıyorum burayı. Çok basit. Şimdi F fonksiyonu yardımıyla GX fonksiyonu her X sıfır eleman R için böyle tanımlanmış. Yani demiş ki soru bak burayı anla. Bak bundan sonra böyle sorular karşına geldiğinde hocam bu X sıfır ne falan deme. Diyor ki bak x0 bir el sayı diyor. Yani bir sayı diyor x0 diyor. Ben diyor g(x) fonksiyonunu bulurken diyor g(x0) değerlerini bulurken diyor önce diyor bir f(x0)'ı bulacağım diyor. Tamam mı? f(x0)'ı bulacağım. Sonra diyor limit hesaplayacağım diyor. x'ler x0'a sağdan yaklaşırken f(x)'lerin limitini hesaplayacağım diyor. Yani buradaki tanımlanan şey g(x). Şimdi senden ne istediğine bak bu G içerisinde F3'ü istiyor. Bak başta soruyu çözmeye. Çok basit. Hiç gözünde abartma. Önce bana F3 değerini söyle. E grafik zaten F'in grafiği değil mi? F3. Bak 3 için tanımlı olduğu limit sormuyor burada. F3 değeri dolu olduğu yerdir. F3 kaçmış? Sıfırmış. Yani bu soru senden G'nin sıfır değerini istiyor. Neyi sorduğunu bulursan soru çiçek gibi çıkar. Bak şimdi G sıfır. Şimdi şuradaki ifadeye bakıyorum. G yazıyor mu burada? Yazıyor. İçinde ne yazıyor? X sıfır. Benim G'nin içini sıfır yapmam lazım. Kime? Yani sorudaki tüm X sıfır gördüğüm yerlere sıfır yaz diyor. İlla içeride X mi yazması lazım? X sıfır diyorsa X sıfırı sıfır yapacağım. Hadi bitirelim o zaman. G sıfır eşittir. Bütün X sıfır yerlerine sıfır yazıyorum. Bak yazdım sıfır. F sıfır. Eksi Limit bak x0 yerlerine yazıyorum. Şaşırma. x y yer, x0 yerine 0 yazdım. Üstünde artı var. fx işte bitti. Sorunun cevabı bu. Bak diyor ki şimdi g0'ı bulabilmek için diyor. Önce f0'ı bulacaksın diyor. f0'ı buluyorum. Bakın 0 için içinin dolu olduğu yere gittim. Eksi 1. Hop şurası eksi 1 yaptı. Sonra da diyor ki 0 noktasındaki fx'in sağ limitine bakacaksın diyor. 0 duvarını çizdim. Sıfır noktasında fx'in grafiğin duvara sağdan çarptım. Tam nerede çarptı? Bir e burası da bir yaptı. Önünde eksi var. Eksi bir, eksi bir cevabım eksi iki. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani önce sana neyi sorduğunu bulduğunda g sıfırı soruyorsa burada x sıfır gördüğüm tüm yerlere ne yazdım? Sıfır. Sonra artık çok basit oldu. F sıfır. Sonra x sıfıra giderken fx'in sağdan limiti işleme soktuk. Sorunun cevabı cepte. Bu kadar basit. Evet şimdi arkadaşlar ne yaptık? Bileşke fonksiyonun e, limitini de yaptık. Bundan sonra limitle ilgili parçalı fonksiyonun limiti ve e, nedir onun adı? Mutlak değer fonksiyonun limiti diye iki bölümümüz kaldı. Onları halledeceğiz. Ondan sonra belirsizlikler limiti yavaş yavaş bitiriyoruz. Tabii sonra neyimiz var? Bir de sürekliğimiz var. Güzel çalış güzel çalış asla bırakma asla bırakma. Hadi bakalım kendine iyi bak görüşürüz bay bay